Bismillahirrahmanirrahim. İyiliği sonsuz, ikramı bol, Allah'ın adıyla. Değerli izleyiciler ve dinleyiciler, Ailece Öze Dönüş programına hoş geldiniz. Geçen haftalarda nikahla doğacak olan haklardan bahsettik. Bu hafta ise nikahın şartlarını anlatmaya başlayacağız. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Ben deyim, çok teşekkür ederim. Dilerseniz hemen programımıza başlayalım. Tamam, inşallah. Bir nikahın geçerli olabilmesi için hem nikahın öncesinde hem de nikah esnasında uyulması gereken bazı kurallar vardır. Sağlanması gereken bazı şartlar vardır. Bunlardan inşallah bahsedeceğiz biz de. Şimdi nikahın bir parçası olan şartlar nikahın rüknü olarak adlandırılır. Bunun dışındaki şartlar da yine nikahın geçerli olması için sağlanması gerekir. Ve hem evlenilecek kişilerde aranacak şartlar hem de nikah kıyıldığı esnada aranılacak şartlar, uyulacak şartlar nikahın sağlıklı ve geçerli olması için gereklidir. Şimdi nikahın rüknü dedik, yani bir parçası olan şart nedir diye düşündüğümüz zaman bir nikahın kıyılabilmesi için olmazsa olmaz şartlar erkek ve kadının karşılıklı rızasının, iradesinin beyanı. Yani her ikisinin de hiçbir baskı altında kalmadan, hiçbir zorlama altında kalmadan kendi istekleriyle evlendiklerinin beyan edilmesi. İşte bu irade beyanından ilk yapılana icap, onun karşılığında yapılana da kabul deniyor fıkıhta. Bu karşılıklı rıza beyanını nikah meclisinde iki tarafında ifade etmesi gerekiyor. Şimdi meclis dedik, nikah meclisi. Burada da meclis birliği denen bir şey gerekiyor nikah kıyıldığı esnada. Meclis birliği dediğimiz şey de aslında icap ve kabulün, yani karşılıklı o irade beyanlarının aynı ortamda ve arada bir tarafın herhangi bir şekilde bu iradesinden vazgeçtiğine dair herhangi bir hareketi, beyanı, davranışı olmadan sağlanıyor olması. Yani irade beyanları aynı oturumda, aynı toplantıda ve karşılıklı olarak yapıldığı zaman meclis birliği de sağlanmış oluyor, nikah meclisi kurulmuş oluyor. Hocam mesela eşlerden biri bir ülkede, diğeri de başka bir ülkede olduğunda meclis birliği sanal ortamda sağlanabilir mi? Evet, günümüzün aslında çok güzel imkanlarından bir tanesi de bu. Meclis birliği dediğimiz şey karşılıklı olarak irade beyanlarının aynı ortamda ortaya koyulmasıydı. Bu durumda sanal ortam da olsa bir oturum içerisinde taraflar kendi beyanlarını ortaya koyarlarsa bu da meclis birliğinin sağlanmış olması anlamına gelir aslında. Ne kadar uzakta olurlarsa olsunlar birbirlerinden. Tabii nikahın geçerliliği için bununla beraber nikahın diğer şartlarının da yine sağlanması gerekir. Hı hı. Sanıyorum bu noktada artık nikahın şartlarına geçeceğiz. Peki nedir nikahın ilk şartı? Evet, birincisi zaten kişinin evlenme ehliyetine sahip olması. Evlenme ehliyeti dediğimiz şey de kişinin başkasının iznine veya onayına ihtiyaç duymaksızın kendi irade beyanında bulunabilmesi, geçerli bir irade beyanında bulunabilmesi ve bu evliliğin tarafı olabilmesi için sağlaması gereken hukuki yeterlilik olarak tanımlanıyor. Kimler evlenme ehliyetine sahip olamaz diye düşündüğümüz zaman bu aslında günümüz kanunlarında da var. Akıl hastalarının mesela evlenme ehliyetine sahip olabilmeleri için özel bir sağlık raporuna ihtiyaç duyuyorlar. Tabii bu hastalığın çeşitleri var ona göre. Onun dışında normal şartlar altında akıl hastaları evlenme ehliyetine sahip olamıyorlar. Dini açıdan da baktığımız zaman evlenecek kişinin karşısında eşine, yani karısına mehir vermesi gibi bir yükümlülüğü doğuyor nikahla beraber. Ve kadının da aynı şekilde mehir alacak bir yeterliliğe sahip olması lazım. Demek ki aslında burada bir borç altına giriyor mehri verecek kişi. Ve kadın da aynı şekilde bir hak kazanıyor. Bu haklarını da alabilecek gibi, bunları anlayabilecek gibi bir yeterliliğe sahip olmaları gerekiyor kişilerin. Bu sorumlulukları yerine getiremeyecek kişilerin de evlenmeye hakları, ehliyetleri daha doğrusu olmayacaktır. Bir diğer şart da rüşte ermiş olma şartı.
Bu aslında çocuğun belli bir yaşa, daha doğrusu evlenecek kişinin belli bir çağa, belli bir yaşa gelmiş olması gerekliliğini anlatıyor. Fakat İslam fıkhına baktığımız zaman çeşitli mezheplerde bu şartın aranmadığını görüyoruz. Bebeklerin dahi velileri tarafından evlendirilebileceğine dair görüşler var. Ancak Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda biz bunun doğru olmadığını görüyoruz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de nikah çağı diye bir çağdan bahsediliyor. Nisa suresinin 6. ayetinde. Yetimleri evlenme çağına girene kadar deneyin. Bakın evlenme çağı, nikah çağı diye geçiyor burada. Reşit olduklarını anlarsanız mallarını kendilerine verin diyor ayet-i kerime. Baş kısmı bu şekilde. Zaten bizi en çok ilgilendiren kısım da bu. Burası bize neyi anlatıyor? Öncelikle evlenecek bir kişinin, nikah çağına gelen bir kişinin reşit olduğu anlaşıldığı zaman ona malının teslim edilebileceğini söylüyor. Malın teslim edilmesi ne demek ve niçin önemli? Demin bahsettik biz, nikahla beraber doğan haklardan bir tanesi de mehir alma hakkıydı kadının. Hı hı. Demek ki mehir alacak bir şekilde ve kendisi bizzat mehri kabul edip bununla ilgili tasarrufta bulunabilecek bir olgunlukta olması gerekiyor nikahın tarafı olan kızın. Bu durumda nikahın tarafı olan erkeğin de yine kendi tasarrufunda olan bir malı eşine vermiş olması gerekiyor. Bunların her ikisinin de mal üzerinde tasarruf kabiliyetlerinin olması gerekiyor. Bu da demektir ki mal tasarrufuna sahip olan, ehil olan kişiler ancak evlenebilirler. Hı hı. Ve bu da bize nikah çağı diye bir çağın olduğunu, öyle yeni doğan bebeklerin veya işte ufak yaştaki çocukların evlendirilemeyeceğini gösteriyor. Hatta rüşt çağı dediğimiz şey, aslında bu mal yönetebilme yeteneği olarak düşünürsek, buluğdan da daha sonra olduğu zaten gayet açıktır. Yani biz şu anda buluğa eren çocukların bile tamamına mal emanet edemeyiz. Özellikle çok daha küçük yaşlarda buluğa eriyor günümüzde çocuklar. Bunların mal yönetebilecek yaşa gelmeleri ancak rüşte ermiş olmaları anlamına geliyor. Ve Kur'an-ı Kerim'e göre de evlenebilmek için rüşte ermiş olmak gerektiğini biz anlıyoruz. Evet. Hocam, evlenme ehliyeti olan, rüşte ermiş olan bir kişinin nikah için başka hangi şartları sağlaması gerekir? Evet, evlenme engelinin de olmaması gerekiyor bu evlenecek kişiler arasında. Kur'an-ı Kerim'e göre evlenme engelleri çok bellidir. Nisa suresinin 23. ayetinde anlatılıyor. Fakat bu engeller medeni hukukla Kur'an-ı Kerim arasında biraz farklı. Biz o nedenle özellikle Kur'an-ı Kerim'dekileri dikkate almalıyız. Evlenme engelleri de iki çeşit olabiliyor. Bir tanesi sürekli engel olan şey, diğeri de geçici evlenme engelleri. Şimdi sürekli olan evlenme engelleri üç şekilde oluşabiliyor. Bunlardan bir tanesi zaten soy bağı, yani doğuşla gelen, doğumla gelen akrabalık. Bir diğeri sıhri hısımlık denen ve aslında evlilikle ortaya çıkan akrabalık ve bir diğeri de süt hısımlığı Kur'an-ı Kerim'e göre, yani süt bağı ile ortaya çıkan akrabalık. O nedenle bunların üçünün de evlenmeye engel olduğunu görüyoruz. Kimler için engel? Bunu da dediğimiz gibi Nisa suresi 23. ayette görüyoruz. Ben bunu açıkça okumak istiyorum burada çünkü zaten günümüzün önemli konusu bu. Şunlarla evlenmeniz size haram kılınmıştır. Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşinizin kızları, kız kardeşlerinizin kızları, sizi emzirmiş olan süt anneleriniz, süt kız kardeşleriniz, kadınlarınızın anaları, gerdeğe girdiğiniz kadınların önceki evliliklerinden olan ve artık sizin evinizde yaşayan, sizin korumanızda olan, ailenizden olan üvey kızlarınız, ama onlar gerdeğe girmeden ayrılmışsanız, onlarla evlenmenizin bir günahı olmaz diyor. Bunlar haram kılınmış olanlar. Ayet-i Kerime yine devam ediyor. Kendi soyunuzdan olan oğullarınızın eşleriyle nikahlanmanız ve iki kız kardeşle aynı anda nikah
olmanız da haram kılınmıştır. Geçmişte olan oldu, Allah daima bağışlayan ve ikramı bol olandır diyor Allah-u Teala. Bu bahsettiklerimiz sürekli olan engellerdi. Bir de demiştik geçici olan engeller var diye. Bunlardan da ilki evli olmak. Yani bir kişi evliyse bir başka kişiyle evlenmesi zaten engellidir. Kadın tarafından bu şekilde, ama biliyoruz Kur'an-ı Kerim'e göre erkeklerin 4 eşe kadar eş nikahlamalarına müsaade var. O nedenle onlar için bir engel teşkil etmeyecektir. Fakat medeni hukukta da bu bir engeldir. İkincisi iddet meselesi. Örneğin kadın erkek tarafından boşanmış, yani boşandığı söylenmiş ona ve beklemesi gereken belli bir iddet süresi var. Bunu biliyoruz. İşte adet gören kadınlar için 3 temizlik müddeti veyahut görmeyenler için 3 ay gibi, hamile olanlar için de hamileliğinin sonlanmasına kadar beklemesi gereken bir iddet var. Aynı şekilde kocası ölmüş olan bir kadının da 4 ay 10 gün gibi beklemesi gereken bir iddet var. Bu süre içerisinde olmak da evlenme engeli olarak, geçici bir evlenme engeli olarak görülür. Bir diğeri 3 kez boşanmış olma. Yani bir kadın ve erkeğin aslında 3 kez birbirleriyle evlendikten sonra boşanmış olmaları 3. talaktan sonra geri dönülemeyecek bir şekilde kadının erkeğe haram olması. Bir başkasıyla evlenip boşandıktan sonra ancak kadın yeniden ilk eşiyle evlenebilir. Böyle bir durumda olmuş olması da evlenme engelleri arasında sayılır geçici olarak. Evet. Bir diğer geçici engel yakın akraba olan iki kadının aynı nikah altında olması. Bu kadınlardan bir tanesi boşanmadan diğerinin nikahlanması da mümkün değildir. O da o nedenle geçici bir engel sayılır. Hocam bunlar haricinde başka şartlar var mıdır? Evlilik akdine aykırı bir şart koşulmamış olması da nikahın şartları arasında. Yani irade beyanı koşullu olamaz. Şu şartlar gerçekleşirse nikahımız geçerli olsun veyahut şöyle bir şey olursa nikahımız bozulur gibi herhangi bir şart altında yapılamaz nikah. İşte babam razı olursa nikahımız geçerli olsun veyahut da babam razı olmazsa nikahımız sonlansın gibi böyle koşullu bir irade beyanı olamaz. Tabii bunlardan bir tanesi de aslında zaten İslamiyet'te normalde Kur'an'a göre herhangi bir geçerliliği olmayan bir nikah tarzı zamana bağlı olarak işte söylenen şu zamana kadar nikahımız geçerli olsun gibi ve buna muta nikahı deniyor biliyorsunuz. Böyle bir nikah da gene koşullu bir irade beyanına girdiği için zaten mümkün olamaz. Allah-u Teala'nın kanunlarına aykırı muta nikahıyla alakalı zaten pek çok saptırma yapılmış onun geçerli sayılabilmesi için. Bunların üzerinde ayrıca dururuz. Zaten geçerli bir nikah türü değil ama bu açıdan da baktığımızda yine bir koşul ortaya koymuş olduğu için geçerli olmaması da bir diğer yönü. Nikahın olmazsa olmaz şartlarından bir tanesi de iffetli olmak. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman iffetli olmaya pek çok ayet-i kerimede vurgu yapılıyor. Hocam iffet kavramı, yani bu kavram çok önemli tabii ki. Bunu nasıl açıklayabiliriz? Evet. Daha iyi nasıl anlayabiliriz? Doğru söylüyorsunuz. Bunun üzerinde birazcık konuşmamız gerekiyor. Çünkü iffetli olmak yalnızca zina etmemek demek değil. Nikahlandığı kişi haricinde karşı cinsten herhangi bir kimseyle fiziksel değil, duygusal bir bağda kurmamak gerekiyor. Onlarla özel bir başka yakınlaşmadan uzak durmak, başka kişilerle kimsenin görmediği yerlerde gizli dost tutmamak denir ya, böyle bir dostluk yaşamamak, evliliği ciddiye almak, onun gerektirdiği gerçekten şartları ve bunun için gerekirse yapılması gereken fedakarlıkları yapabilecek olmak gerekiyor. İffet şartı bizim şu anda yalnızca sığ anlamda anladığımız bir şart değil o nedenle. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de de iffetten bahsederken, daha doğrusu zinadan bahsederken onu tek bir şey olarak isimlendirmiyor. Buna yaklaşmamak olarak emir veriyor. Bildiğimiz gibi İsra Suresi 32. ayette
Bunu tekrar vurgulayalım. Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o çok çirkin bir iş ve kötü bir yoldur, diyor Allah-u Teala. O yüzden biz bu emirleri, iffetli olma emrini de çok daha geniş bir şekilde algılamalıyız. Yalnızca edep yerleri ve çevresinin korunması değil, fiziksel iffetin yanında aynı zamanda işte nerede başlıyordu tesettür? Gözlerin sakınılmasında başlıyordu. Çünkü bunlar da aslında kalbe giden yoldur. Kalbin de aynı şekilde yalnızca evlenilen kişiyle beraber olması, duygusal bir başka kişiyle yakınlaşmanın olmaması önemli. İffet kavramının içine bence bunları da almamız gerekiyor. Ve şu da var ki, iffet kavramı çoğunlukla toplumumuzda sadece kadınlara has bir şeymiş gibi anlaşılıyor. Yani namus, iffet dendiği zaman hep bunlar kadının namusu, kadının iffeti gibi anlaşılıyor. Oysa Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayrım yok. Allah-u Teala verdiği emirleri hem kadına hem erkeğe ayrı ayrı veriyor veyahut da hep birlikte veriyor. Bu nedenle iffetini korumak erkeğin de kadının da sorumluluğudur. Ve Kur'an-ı Kerim'de dediğimiz gibi buna pek çok kez vurgu yapılmıştır. Ben burada özellikle Nisa 24. ayeti okumak istiyorum. Çünkü demin Nisa 23. ayette evlilik yasaklarından bahsettik. Ondan sonra da Allah-u Teala kimlerin helal olduğundan bahsediyor. Diğer kadınlar, iffetli olmanız, zinadan uzak durmanız ve mehirlerini vermeniz şartıyla size helal kılınmıştır, diyor. Birinci şart, bakın, iffetli olmanız. Ve bu şart kimin? Erkeğin. Demek ki erkeğin de iffetli olması şart. Zinadan uzak durması, nikah haricinde herhangi bir ilişkiye girmemesi ve hatta yaklaşmaması ve evlenecekleri kadınlara da mehirlerini vermesi şartıyla nikahın helal olduğunu Allah Teala belirtiyor bu ayet-i kerimede. O nedenle iffet vurgusunu erkekler üzerinden de tekrar yapmamız lazım. Kadın olsun, erkek olsun, iffetli olmak, gizli veya açık olarak zinadan uzak durmak, homoseksüellikten yani eşcinsellikten uzak olmak, evlenme de olmazsa olmaz şartlardan baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'e göre, bu fuhuş çeşitlerinden uzak duran bir mümin erkek veya kadın da ancak kendi gibi böyle temiz bir erkek veya kadınla evlenebilir. Bunları Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Nur Suresi 26. ayette şöyle ifade ediyor. Pis kadınlar pis erkekler için, pis erkekler de pis kadınlar içindir. Temiz kadınlar temiz erkekler için, temiz erkekler de temiz kadınlar içindir. Temiz olanlar o iftiracıların dediklerinden aklanmışlardır. Bunlar için mağfiret yani bağışlanma ve değerli rızık vardır, diyor Nur Suresi 26. ayette. Burada habis ve tayyib kelimeleri geçiyor. Pis ve temiz dediğimiz kelimeler. Şimdi peki bir kere günah işlemişse insan bundan sonra artık namuslu bir kişiyle evlenemez mi? Bu konuda da çok sorular alıyoruz. Tabii ki herhangi bir günahı işledikten sonra tövbekar olan, yani yalnızca Allah'ım beni affet değil de davranışlarını düzelterek dönüş yapan ve Allah'tan af dileyen kişiler artık o günahı işlememiş gibi sayılabilirler ve dönüş yapmış, hayatlarına kaldıkları yerden temiz birer mümin olarak devam etmiş kabul edilirler. Çünkü Allah-u Teala günahları bağışlayacağını söylüyor. Gerçekten dönüş yapanların günahlarını bağışlayacağını söylüyor. Bu nedenle tövbe Furkan Suresi 70. ayet-i kerimede bundan özellikle bahsediliyor. Onu da söyleyelim. Bu nedenle günah işledikten sonra doğru yola dönmüş olan kişiler de iffetli müminlerle evlenebilirler. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Yine çok güzel bir program oldu. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyiciler ve dinleyiciler, Ailece Öze Dönüş programını burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.